Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün Hüseyin Demirtaş'la seçimlerle ilgili son programı yapacağız. İkimiz biraz değişik düşünüyoruz. Erdoğan seçimlere göre darbe yapabilir mi, yapamaz mı? Ben yapma olasılığının olmadığını söylüyorum. Hüseyin, Türkiye'de birçok insan bu kuşkuyu duyuyor. Tek başına değil tabii Hüseyin Demirtaş. Darbe olasılığından gerçekten çekiniyorlar. Benim de nedenlerim var, onların da nedenleri var. Esasında biraz Nasrettin Hoca misali, ikimizin de haklı olduğu yanlar var. Ben neden yapamaz diyorum, bunları da konuşacağız. Yani dediğim gibi daha önce Hüseyin Demirtaş'la ya da Halis Albay'la yaptığımız programlar gibi ben tek başına moderatör olmayacağım. Önce şuna gelelim. Hulusi Akar, bu arada hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Merhaba Ahmet Bey. Şöyle bu program diğerlerinden biraz şöyle farklı olacak. Hani diğer programlarımız hep bizim geçmişle ilgili ve hani bir tespit şeyiydi. Evet. Bu aslında biraz karşılıklı şey gibi. Öngörüler. Öngörüler gibi yani öyle. Evet. Şimdi ilginç bir şey var. Dün Cumhuriyet'ten Barış bunu açıkladı. Belki daha önce de yazılmıştı ama ben atlamış olabilirim. Bu ara o kadar çok şeye bakıyorum ki kafam allak bullak oldu. Taşınmayla beraber iyice. Hem ev karışık hem kafam karışık. kim olduğunu anımsamıyorum ama birisinin konuşması üzerine Hulusi Akar Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarına gidiyor. O kişi hakkında dava açmalarını söylüyor. Kuvvet komutanları bunu inceliyorlar ve Genelkurmay Başkanı haricinde hepsi siyasete girmeyeceklerini ve siyasi bir kişiliğe dava açmayacaklarını söylüyorlar. Bunun üzerine Hulusi Akar kendilerine bunun sonucuna katlanırsınız diyor. Onlar da tamam katlanırız o zaman diyor. Hulusi Akar bunu sonra Erdoğan'a anlatıyor. Erdoğan kuvvet komutanlarından konuşuyor ve bunun sonucuna katlanırsınız o zaman niye istifa etmediniz gibilerinden bir şey söylüyor. Onlar da sonucuna katlanmak istifa etmek değildir. Bizi görevden alırsınız diyor. Tabii Genelkurmay Başkanı'nın kabul etmesinin ilginç bir bana göre mantığı da var. Zaten uzatılan yaş olarak da uzatılan sistem içerisinde kendisi zaten uzatmaları oynayan bir Genelkurmay Başkanı. Ve hepsi de biliyor ki buna hepsini katıyorum. Hepsi de biliyor ki iktidar değiştiğinde hepsi anında emekli edilecekler listesinde ilk sırada yer alıyorlar. O yüzden bu iktidarın 3 gün önce onları emekli etmesi ya da 3 gün sonra yeni iktidarın emekli etmesi arasında onlar açısından bir fark yok. O yüzden böyle bir siyasi pozisyona girmek istememeleri gayet normal. Yoksa bana göre hepsinin de çok demokrat olduğundan böyle bir şey yaptıklarına inanmıyorum. Darbe olasılığında inandığım bir kişi yok mu? Var. O da jandarma komutanı Süleyman Soylu'yla çok içli dışlı, uyuşturucu kaçakçılığından çok içli dışlı bir komutan olarak ondan şüphelenirim ama jandarma tek başına hiçbir şey yapamaz diye de düşünüyorum. Emniyette ciddi işaretler gitmiş Süleyman Soylu tarafından. Zaten seçimlere paralel olarak, seçim sonuçlarına paralel olarak
emniyetin ve jandarmanın ıslak imzalı kağıtları taşıyacağı söylendi. Ama Yüksek Seçim Kurulu bunu reddetti. Ona rağmen yapmaya kalkışır mı, hangi yetkiyle bunu alabilir onu bilemiyorum. Ama ben şimdilik böyle düşünüyorum. Bu açılmayan davayla ilgili başlayalım. İlk önce bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi dava şöyle. Bu ben de şimdi ona bir hemen açmaya bakayım. Bu Kemal Kılıçdaroğlu bir ara askerlere bir tepki göstermişti. Konu neydi? Evet. Buldum şimdi. Bu tank palet fabrikasıyla ilgili işte askerleri eleştirince Recep Tayyip Erdoğan da çıkıyor diyor ki Hulusi Akar'a diyor ki bu komutanlar şey yapsınlar, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine dava açsınlar diyor. Hulusi Akar da gelip Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarını topluyor ve böyle bir emir aldık diyor. Şimdi peki sen denizcisin, şimdi Deniz Kuvvetleri Komutanı tank palet dava yani konusunda ne gibi bir dava açabilir ya da Hava Kuvvetleri Komutanı? Orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin manevi şahsına, kurumsal kimliğine ve dolayısıyla askerlere görevlerinden dolayı yani orada hani yani askerlere genel hakaret var manasında herhalde öyle bir şey yapılıyor. Ve işte Yaşar Güler de diyor ki tamam ben açarım diyor. Diğer kuvvet komutanları da bir sabah toplanıyorlar, bir de öğleden sonra galiba anladığım kadarıyla konuşmadan. Diğer kuvvet komutanları da avukatlarıyla görüştükten sonra Deniz Kuvvetleri Komutanı çekimser kalıyor önce. Ve diğer kara ve hava kuvvetleri komutanları işte avukatlarının ikazı hangisiyse o birisini ikaz ediyor avukatı. Eğer siz ana muhalefet partisi lideri aleyhine böyle bir dava açarsanız siyasi bir duruş sergilemiş olursunuz. Askeri siyasete karıştırmış olursunuz. Sonra bu ileride bu sorumluluğun altından kalkamazsınız deyince kara ve hava kuvvetleri komutanları biz açmayız diyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı da çoğunluğa bakarak aslında tamam ben de o zaman açmam diyor. Yaşar Güler bu şekilde tek kalıyor. Hulusi Akar onlara siz evet bunun sonucuna katlanırsınız diyor. Onlar da diyorlar ki tamam katlanırız. Sonra Hulusi Akar gidip şimdi bunu bakın bu aslında bir ajan provokatörlük yani ispiyonluyor kendi mahiyetini. Recep Tayyip Erdoğan'a gidip ispiyonluyor. Şimdi sen yani, asker olduğun için kendi mahiyetini diyorsun da bana orası ilginç geliyor. Yani bu dönem olduğu gibi bir sürü şey ilginç geliyor. Çünkü Hulusi Akar sonuçta emekli bir genelkurmay başkanı. Kendi mahiyeti yani Milli Savunma Bakanı, sivil bir bakan. Öyle değil. Neden öyle değil? Bir kere kurumsal kültür var. Yani Hulusi Akar o bahsettiğimiz kişilerle 10 yıllardır çalışan birisi ve eminim ki ben bir araya geldiklerinde birbirleriyle konuşurken hala Sayın komutanım diyordur. Hala komutanım diyordur. Diğer bir konu şimdi siz gazeteci ve sorgulayıcı kimliğinizle bakıyorsunuz. Ama o camiada insanlar sorgulayıcı bir kimlikle bakmaz. Çocukluktan itibaren o kültürle yetişiyorsunuz, öyle programlanıyorsunuz, öyle şekilleniyorsunuz. Dolayısıyla siz bu sadece askerlikte yok. Yani işte ben arkadaşlarla ayda bir şu anda Türkiye'de olmadığım için ben gidemiyorum ama işte okul olarak belli sınıflar bir araya geliyoruz. Ciddi böyle 50-60 kişi falan olduğumuz toplantılar oluyor. Hocalarımızı da çağırıyoruz. Yani artık mezun olduk işte biz de affedersin kazı kadar yaşımıza geldik diye biz hocalarımızı artık ya merhaba Arda nasılsın, Gültekin ne yapıyorsun, Gülseren ne var ne yok falan demiyoruz. Hala hocam diyoruz yani. Evet. O yüzden o komutanım emeklilikte komutanım sadece askerlikte yok bir sürü meslekte var. Şefim, ama burada müdürüm. Mevzu sadece hitapla ilgili değil. Şimdi
başkanlık rejimine geçilince Genelkurmay ortadan kalktı. Bakan, Milli Savunma Bakanı kuvvet komutanlarının direkt amiri oldular. Yani, bunu sen söyleyesin diye zorladım. tamam peki. Tamam. Asker olarak sen söyledin. Tamam. Yani Hulusi Akar'ın kendisine has bir üniforması var. Dünkü toplantıda da o üniformayı giydi. Dünyanın başka ülkelerinde var mı böyle bir Genelkurmay, pardon, Milli Savunma Bakanlığı forması, onu bilmiyorum ama onun var. Tabii burada şöyle bir özellik var ayrıca. Milli Savunma Bakanı olan, yani o makama getirilen Hulusi Akar atanmış kişi, siyasi kişiliği yok onun. Evet. Memur, yani tamamıyla kökten memur, bulunduğu makama da atanarak geldi, seçilerek gelmedi. Hani bunlar konuyu nasıl etkiler ayrı konu da, ama sonuçta atanmış kişi yani en az bir 50 yıllık kurum kültürünün etkisinde olan bir statüsü var. Ayrıca son mevzuattaki düzenlemelerle kuvvet komutanlarının doğrudan amiri, mevzu bu. Ama yaptığı şey normalde bir kere böyle bir emir verme yetkisi yok. Yani kuvvet komutanlarına böyle bir emir veremez. Arkasından bunun sonucuna katlanırsınız diye tehdit ediyor. Böyle bir tehdit yetkisi de yok. Arkasından yetinmiyor, gidip bunu Recep Tayyip Erdoğan'a ispiyonluyor. Bu alenen ispiyonlama tabii ki yani. Hani bu gidip rapor etme vesaire değil yani, alenen ispiyonlama. Ben bunun aynısını, yani çok kısa uzatmayacağım ama, aynısını Cihat Yaycı ile yaşadım. O da benim gemi komutanım vardı. Onunla ilgili kendi aralarında bir problem vardı. Beni çağırıp gemi komutanımı ona ispiyonlamamı istedi. Yani bu kadar, bu askeri ahlaka, değerlere, şuna buna uymaz. Aynısını yapmış Hulusi Akar. Direkt aynısını yapmış. Cihat Yaycı da aynısını yaptı, gitti donanmaya, deniz kuvvetlerine mesaj çekti. Bakın aynısı, birebir aynısı yani. Neyse, ama Yaşar Güler'in bir konusu, bir özelliği var. Bu, hatırlar mısınız, hani kendi toprağımıza füze attırırız toplantısı vardı. O toplantıda olan kişi Yaşar Güler ayrıca. Yani kendi vatan toprağına... sadece o özelliği yok. 15 Temmuz'da Hulusi Akar'ın yanında olan tek kişi o değil mi? Hulusi Akar'ın fiilen yanında değil. Odaları farklı, yanlış hatırlamıyorsam. Hulusi Akar bir de emir vere vere gidiyor. Yaşar Güler elleri kelepçeleniyor, kafasına çuval geçiriliyor. O şekilde gidiyor. Evet, yani o palavrayı çok iyi biliyorum da o anlamda söylemiyorum. Yani hava kuvvetleri, jandarma kuvvetleri, deniz kuvvetleri, işte birisi köprü altı, birisi köprü yanı dolaşırken ve Hulusi Akar'a ulaşamazken, aslında binası, ulaşamazken değil de ulaşmazken diyelim. Hepsinin ulaşmazken telefon irtibatı var. Bu arada şunu hatırlattım şimdi siz öyle Yaşar Güler deyince. Genelkurmay karargahından çıkarken bir tane binbaşı var orada. Mehmet diye ismi de, soy ismini hatırlayamıyorum şu an. Normalde o yurtta sulh konseyi çıktı. Yani 7 yıl sonra böyle bir konsey yoktur diye Müyesser Yıldız yayınladı, mahkeme karar vermiş. O olmayan yurtta sulh konseyinin yayınladığı atama listelerini içeren CD'yi o binbaşıya veren kişi Hulusi Akar. Evet. Yani böyle bir durum var. Neyse, konuyu dağıtmayalım ama böyle bir durum var yani. İşte 15 Temmuz olunca konu böyle her tarafa gidiyor. Evet, evet. Şimdi o zaman şunu soracağım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açmayacağını söyleyen ve emekliliğini bile göze alan kuvvet komutanları seçim gecesi Erdoğan'ın ve Süleyman Soylu'nun bir emriyle sence harekete geçer mi? Bence geçmezler. Duruma bakarlar. Ama şöyle bir problem var orada. Şimdi siz hani bu komutanlar harekete geçer mi dediğinizde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni homojen bir yapı olarak düşünüyorsunuz. Ama 7 yılda, son 7 yılda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Hulusi Akar öyle bir zarar verdi ki ortada homojen, yani bir yekpare bir kurum kalmadı. Bütün bu yargılamalar bunu gösterdi. Yargılamalarda herkes birey olarak yargılandı, dikkatinizi çekerim. Ve asker olarak ne yapıp yapmadıklarına hiç bakılmadı.
Karargahlar da benzer şekilde davrandı. Dolayısıyla şimdi ortada 7 yıl sonra tek, yani o eski hani yüzlerce yıllık mirası olan bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsedemiyoruz. O yüzden burada hani komutanlar bir birlik halinde davranır mı davranmaz mı sorusuna artık komutanlar ne yapar diye bir cevap verilemiyor. Tamamen bireysel, tamamen valilerle arasındaki ilişki, oradaki diğer şahıslarla aralarındaki ilişki, emniyet müdürleriyle o bireylerin aralarındaki ilişki şeklinde davranılacak. Depremde hatırlarsanız hepsi böyle emir bekledi. Sonra da Metin Gürak için hatta dediler ki ismini de saklayarak oturdu ağladı dediler. Yani burada bir şey var, bilinmezlik durumu söz konusu. Normalde siz doktrin eğer canlı tutulmuş olsaydı doktrine göre bakarsınız kanuna, benim ne yapmam gerekiyor ona göre davranırsınız. Şimdi burada anladığım kadarıyla herkes birbirinin ağzına bakacak ve bir tetikleyici komuta veya olaya bakacaklar. Yoksa biz işte anayasa ne emrediyorsa o şekilde hareket ederiz diyecek hiçbir askerin çıkacağını ben düşünmüyorum. Yani tamamen bireysel, yani hiçbir dediğim gibi de toplu peki, halde böyle peki, bir kurum. Seni ele alalım. Sen şu anda kalsaydın büyük bir olasılıkla Halis'ten en kötü olasılıkla Tuğgeneral'din, hatta tüm generaldin büyük bir olasılıkla. Ya da emekliydin ama yani general olsaydın tüm generaldin. Böyle bir şey, Halis'i de çok iyi tanıdığın için ikinizi birden soruyorum. Cesaret eder misiniz? Nasıl bir şeye cesaret eder miyim mesela? Diyelim ki ben Mersin'de Akdeniz Bölge Komutanıyım. Tuamiral olarak Akdeniz Bölge denizciliği unut, ciddi bir yetki alanım var. İşte tamam. Tümen komutanısın. Evet, mesela Diyarbakır'da diyelim. Aha. Değil mi? Üst düzey bir garnizon komutanıyım mesela. Evet. Diyarbakır valisi de bana ne emir verdi mesela? O işte her şey orada karışıyor. Evet. Şimdi ben mesela direkt vali nasıl emir verecek? Haberimiz yok da Emasya tekrar mı geri geldi? Evet. Mesela. Dolayısıyla ne yaparsınız? Şimdi bu 7 yıllık tecrübelere göre vali bir kere bir emir verecekse birincisi o emri yazılı vermesini söyleyeceğim. Ve bütün bunları kayıt altına alırım. Ceride diyoruz buna. Ceride'ye yazdırırım bunların hepsini. Ve hatta şu anki durumda ben bunları canlı yayınlarım. Bakın canlı olarak bu görüşmelerimi görüntülü ve canlı bir şekilde yayınlarım. Direkt valiyle aramdaki görüşmeleri. Bunu aleni yaparım. Hiçbir tereddüte mahal kalmasın diye. Onun bana verdiği her emirde de şunu isterim. Derim ki sayın valim bana bunu il idaresi kanununun hangi maddesine göre böyle bir emir veriyorsunuz? Ve benden net olarak ne istiyorsunuz? Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyim ben. Benim yurt içinde kendi vatandaşıma karşı silah kullanma yetkim yok. Yani ben ancak yurt dışında faaliyet gösterebilirim. Yurt içinde bunu ancak jandarma, polis, bekçi, korucular bunlar yapabilir. Şimdi dolayısıyla bir kere valinin bana verdiği emri net olarak vermesi lazım. Silah kullanma Türk Silahlı Kuvvetleri için angajman kuralı demektir. Bana bununla ilgili peki, angajman kuralı demektir. Emasya olmadan vali böyle bir emri verebiliyor mu? İl İdaresi Kanunu'na göre verebilir. Yani İl İdaresi Kanunu'na göre kolluğun gücünü aşan asayiş sorunları olduğunda vali garnizon komutanına görev verebiliyor. Ve garnizon komutanı da bu kanun kapsamında valinin istediklerini, ama orada tabii ki şuna ikna olacaksınız. Yani bulunduğunuz bir yer dakika, bir arada sorumu sorayım sonra ikna ol sen. Peki. Validen böyle bir emir aldığınızda, sivil validen böyle bir emir aldığınızda siz bir üstünüze ya da genelkurmaya bunu bildirme şansına sahip değil misiniz? Vali böyle söyledi. Tabii ki, tabii ki. Dedim ya bunların hepsini ben yazılı yaparım, online yaparım, canlı yaparım ve direkt zaten amirine, kara kuvvetleri mesela garnizon komutanı orada, kara kuvvetleri komutanlığına bağlıdır. Kara kuvvetleri komutanlığına direkt derim ki bakın benim bana işte vali şöyle bir emir veriyor. Bu konudaki direktifiniz nedir? Karargâhtan. Şimdi
karargah bana direktif verecek. Halk çok iyi anlasın diye araya çok giriyorum. Vali böyle bir emir verdi. Yasalar içerisinde de böyle bir hakkı var. Evet. Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan sana cevap geldi. Valinin dediğini koy bir kenara. Evet. Aynen. Abi, valiye derim ki ne yaparsın? Ben bu durumda Kara Kuvvetleri Komutanı'nın emrine itaat ederim. Ve bunun mahkemede de karşılığını veririm. Yani sıkıntı yok. Çünkü Kara Kuvvetleri Komutanı benim sicili amirim. Ve bana doğrudan makam ve memuriyet itibariyle emir verme yetkisine sahip. Valinin benden böyle bir talepte bulunması ancak benim amirlerimin onayı neticesinde uygulanabilir. Ama şu var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı şu anki atmosferde cevap vermeyecektir diye değerlendiriyorum. Şu anki pratikler böyle. Hani dedim ya biraz önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nde o kurum kültürü Hulusi Akar'ın yönetiminde parçalandı. Zaten hatta bir ara Müyesser Yıldız da bunu yazmıştı. Komutan sorumluluğu diye bir şey var. Bunun sivil karşılığı, yargıdaki karşılığı garantör sorumluluğu. Şimdi bunu yok ettiler bu 7 yılda. Komutan sorumluluğunu yok edince garantörlük sorumluluğunu da yok etmiş oluyorsunuz. Herkesi kendi başına bırakıyorsunuz. Yani başsız bırakıyorsunuz ortalığı. O yüzden komutan hangi rütbesi, makamı, yeri neresi olursa olsun kendisini hem valiye karşı hem toplumsal liceye karşı hem kendi amirlerinin ortada bırakmasına karşı korumak zorunda artık. Bunun için her şeyi resmi, aleni yaparım diyorum. Bunun için böyle söylüyorum. Neticede ben neye bağlıyım? Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Kanunu bunlarla bağlıyım ben. Vali ile aramdaki ilişki de anlık doğan bir ilişki. Dolayısıyla orada işte komutan durum mahkemesi yapacak ve diyecek ki karargahım beni satıyor. Vali de yarın satıyor. Bunların bu arada hepsi 15 Temmuz'da yaşandı bunların. Yaşandı mesela Çanakkale valisi, Çanakkale valisi mesela oradaki işte diyelim ki Boğaz komutanına şey yapıyor. Karargaha gel diyor, valiliğe gel diyor. O diyor ki mesela ya ben şeyimi terk edemem. Yani birliğimi terk edemem. Birliğimi terk ettiğimde anarşi doğacak sonuçta. Kaos doğacak. Komutan birliğinin başında olur. Sonra vali diyor ki ben emrettim. Benim yanıma gelmedi. Dolayısıyla teröristtir. Ağırlaştırmış müebbet aldı. Şimdi bunun benzeri başka illerde de yaşandı. Ne bileyim donanmada da yaşandı. Yani donanma derken Kocaeli'de de yaşandı. Dolayısıyla bu tecrübelerden biz biliyoruz ki herkes artık tek başına orada her şeyi siz resmi ve artık şeyde o jurnal diyoruz denizciler, karacılar daha çok havacılar ceride kullanıyor. Biz cerideyi harp ceridesi, sıkı yönetim ceridesi gibi özel durumlarda kullanıyoruz. Bütün bunlara sesli, görüntülü ve yazılı olarak bütün bu görüşmeleri kaydettiririm. Çünkü biliyorum ki artık mevcut rejimde hiç kimse ya doktrin böyleydi, kanun böyleydi demeyecek. Zaten Hulusi Akar eğer öyle diyecek olsaydı gidip de ispiyonlamazdı Erdoğan'a komutanları yani. Ama mecbur çünkü ilk emri veren dava açsınlar diyen Erdoğan sonuçta yani. Ama Hulusi Akar'ın en başta şunu demesi lazım. Ey Recep Tayyip Erdoğan senin bana böyle bir emir verme yetkin yok. Evet. Hani diyorlar ya kanunsuz emir. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın böyle bir emir verme yetkisi yok. İşte eğer kanunsuz emir varsa verilmiş kanunsuz emir. O da kalkmış bu Erdoğan'dan aldığı kanunsuz emri kendi mahiyetine ki bakın askerlikte şöyle bir şey var. Astınızın ve üstünüzün hukukunu gözeteceğim diye namus şeref yemin ediyorsunuz. Hulusi Akar böyle bir hukuku gözetmiyor ve aslarını resmen böyle bir alete, böyle bir olaya alet ediyor yani. İşte gene aynı yere geliyoruz. Şimdi Erdoğan'ın her türlü emri verme yetkisi var. O doğuştan öyle bir şey var onun. Ya siz bunu ironi niyetiyle veya bir durum tespiti niyetiyle durum tespiti niyetiyle de söyleyebilirsiniz. Ama ben buna siz ne derseniz deyin devlet adamı ve doktrin açısından cevap vermek zorundayım. Biliyorum. Başka bir noktaya geleceğim. Yani Erdoğan'ın kişiliği bu. Erdoğan herkese emir verebileceğine inanan birisi. Ya Erdoğan'ın kişiliğine gireceksek son bir hafta ortaya dökülenleri biliyorsunuz. Hayır. Yani.
Hayır, bu sefer de sen beni kesmeye başladın. Bak, tamam şikayet... ama dediniz ya, bu moderatör olmayacağım dediniz ya. Evet. Şimdi şunu söylüyorum. Erdoğan muhalefete de emir verebileceğini zanneden bir kişilik. Yani bu seçimde gayet doğal olan iktidarın değişmesini Erdoğan'ı devirecekler diye yayma nedeni de bu. Bunun evet, gayri nizami, gayri ahlaki olduğuna inanıp seçimle, oyla gideceğini darbeye dönüştüren kişi Erdoğan. Fakat evet, Erdoğan böyle bir emri başbakan ya da cumhurbaşkanı olarak Hulusi Akar'a söyleyebilir. Adına emir dersin, başka bir şey dersin, talimat dersin, ne dersen de. Ama Hulusi Akar'ın Erdoğan'a şunu söylemesi lazım tam tersine. Benim kuvvet komutanlara ve genelkurmay başkanına böyle bir emir verme yetkim yok. Hala bana komutan demek demiş olmaları beni onların resmi komutanı yapmıyor demiş olması lazım. Evet. Mantıklı. Yok yok, çok doğru düşünüyorsunuz. Ben aslında yani bu sizin dediğiniz benim gözümde hani şey olur. Evet. İkinci argüman olabilir ama ben yine en başta, çünkü ben Bülent Bostanoğlu'na, daha doğrusu kime bunu, Ahmet İskender Yıldırım'a yaptım. Yani benim mesela bir komutanlık sınavında bir arkadaşın sınavda başarılıydı. Yani biz kendi aramızda da konuşmuştuk, heyete katılanlar. Sonra bu şey dedi ki, Ahmet İskender Yıldırım bana, bana değil de bütün heyete, sınavda bırakacaksınız dedi. Ben orada söyledim, böyle bir yetkiniz yok yani. Şimdi bu yani o mevzuyu onu söyleyen kişiye doğrudan söylemesini, hani Hüseyin Demirtaş tarzı o. Yani ben Hulusi Akar'ın yerinde olsaydım, hani o makamda olsaydım, Recep Tayyip Erdoğan'a direkt şunu söylerdim. Sizin bana böyle bir emir verme yetkiniz yok. Ha siz de diyorsunuz ki ben olsaydım hani onu alıp ona şunu söylerdim onu dediğinde. Siz bana bunu söyleyebilirsiniz ama benim kendi mahiyetime bunu emretme yetkim yok. Ben aramızdaki fark bu. Evet ama ben söyleyebilirsiniz derken bunun doğru olduğundan dolayı söyleyebilirsiniz demem. Biliyorum biliyorum. Sizin anlıyorum. Kişiliğiniz bu. Evet. Ya evet, da kişiliksizliğiniz bu. Herkese emir verebileceğinizi evet, zannediyorsunuz. Evet. Kısaca hani ben bir kere onu üstüme almam doğrudan. Direkt derim ki sizin bana böyle bir emir verme yetkiniz yok. Ben orada kapatırım mevzuyu. Biter yani benim için. Mevzu evet, hiç yani benim böyle bir öyle bir şeyle karşılaşmam, yani nasıl ne diyeyim, kendim öyle bir pozisyonda kalmam yani. Direkt şahsın evet, kendisine söylerim. Sizin peki, yetkiniz yok yani. Peki buradan başka bir yere gitmek istiyorum. Ne kadar 7 yıldır yurt dışında olsan da gene de irtibatta olduğun insanlar vardır. Sence Erdoğan her şeye karşın saat 20'ye doğru, 21'e doğru oylar biraz belli olduğunda askere böyle bir çağrı yaparsa el altında, bu davayı reddeden kuvvet komutanlarının bunu kabul etmeyeceğini biliyorum ama yerine gelecekler ve belki biraz normalleşecek olan askeri atamalara da binaen söylüyorum bunu. İşte kendilerinin çözeceği bir sisteme doğru gideceği olasılığa binaen de söylüyorum. Hangi komutan bu? Yani Genelkurmay ve kuvvet komutanlarının alt kademeleri. Hangi komutan kendi geleceğini riske atıp da böyle bir şeye evet diyebilir? Yani bu siyasi garanti almışsa önceden... Biraz karışık söyledim. Ne demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum. Yani şöyle, Recep Tayyip Erdoğan baktı ki o biraz oylar birbirine yakın. Kazanacağını göremiyor. Risk altında. Böyle bir atmosferde işte askerlere el altından emir gönderecek ve hazırlıklı olun, bir takım olaylar olabilir. Bunun için hazırlıklı olun, çıkın, işte görünün vesaire gibi bir şey dedi diye düşünüyorum söylediğinizden.
Bunu mu? Evet. Şimdi 15 Temmuz örneğinden gidebilirim. Orada bakıyorsunuz ki bir takım komutanlar sağa sola saklanıyorlar. Ama bir takım kişiler doğrudan işte Sayın Cumhurbaşkanı, ben Cumhurbaşkanı olarak görmüyorum ayrı konu da onların ağzından. Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşı sokağa çağırmalı diye çeşitli kanallardan haber gönderiyorlar. Sonra bunu duruşmalarda söyledikleri için biliyoruz. Şimdi demek ki eğer önceden yani bugünlerde birileriyle siyasi uzantıları vasıtasıyla özel görüşmeler yaptılarsa ancak ve ancak o kişiler böyle bir emir verildiğinde risk, bu bir risk, kendi hiyerarşisi dışında bir risk, böyle bir hareket sergileyebilir. Ama çoğunluğunun, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çoğunluğunun böyle bir durumda herhangi bir hareket sergilemeyeceğini düşünüyorum. Yani burada da kurumsal kültürden ziyade korku ve garantisizlik, yani bunun esas sahip olduğunu düşünüyorum. Şimdi oraya gelecektim işte. 15 Temmuz deneyimini yaşayan, yani bu 30 yıl önce olur da yaşamamış komutanlar işte anlatımla bu iş olmaz, mutlaka yaşamak lazım. Biz bunu bütün siyasi olaylarda arkadaşlarımıza ya da gençlere anlatmaya çalışıyoruz esasında. Yani işte 12 Mart'ı 12 Eylül'le karşılaştırmak, 12 Eylül'ü Erdoğan dönemiyle karşılaştırmak. O dönemi yaşadığın zaman çok bir farkın olmadığını görüyorsun. Ama onlar yaşamadığı için ya efendim işte biraz da hukuk vardı falan diye anlatıyorlar. Şimdi 15 Temmuz'u yaşayan bu komutanlar, üst düzeyi söylüyorum yani albay ve sonrası hepsi 7 yıl önce gene komutandı. Bu riski hakikaten hala alacak denli. Alamaz. Bakın alamaz, hiçbirisi hiçbir risk alamaz. Sadece önceden dediğim gibi bir garanti varsa, bir garanti almışlarsa bu riski alabilecek birkaç kişi çıkar. Onun dışında hiçbir kimse risk alamaz. Evet. Gelelim benim inatla kuvvet komutanları dışında gördüğüm, zaten de öyle esasında artık yeni sistemde, jandarma. O böyle bir şeye kalkışabilir mi? Fecaatten sonuçlanır kendi açısından. Ama böyle bir şeye kalkışabilir mi? Şimdi emniyeti ben ayrı tutuyorum. Onun nedenini birazdan açıklayacağım. Şimdi ben şöyle bir kere şu an nasıl bir atmosfer oluşturuluyor ülkede? Yani bir mevzu 15 Temmuz'a benzetiliyor. Devamlı bütün ilişkilendirmeler 15 Temmuz üzerinden yapılıyor. Yine kendi tarihleri, kendileri yayınladı 14 Mayıs tarihini ama onu bir darbe kalkışması olarak sunuyorlar söylemlerinde. Bu arada özellikle CHP'nin dillendirdiği birkaç gündür, hani bu Süleyman Soylu'nun valilere gönderdiği emirler, emniyetin yayınladığı bir takım genelgeler var. Bu hatta kim imzaladı? İsmail Çataklı. Bu da hani çok meşhur ya medyada, bayağı bir gündemde kalmıştı. Onların yayınladığı emirler var. Bir de Erzurum provokasyonu var. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımızda, bir de 15 Temmuz'da şu an konuşmadığımız ne vardı? Paramiliter unsurlar vardı, sahaya çıkmış. Şimdi bunlar da mesela, o paramiliter unsurlar da 2017'den beri en başında da Sadat vardı. Bunların da çok sessiz olduğunu görüyoruz. Şimdi böyle bir atmosferde hani jandarmayı konuşuyoruz veya Türk Silahlı Kuvvetleri'ni. Şimdi burada ne lazım? 15 Temmuz'la onlar ilişkilendirdiği için oradan yürüyeyim şimdi. 15 Temmuz'da saat 9.30 civarında askerler, 10-15 kişiydi en başta zaten, köprünün bir tarafındaydı. Polisler de diğer tarafını kapatmışlardı hatırlarsanız. Evet. Ama hep askerler sanki kapattı gibi sunulmuştu. Gece 1.30 civarında köprünün diğer tarafındaki polislere emir verilmişti ve onlar sivilleri asker üzerine salmışlar. Onun videosunu sanıyorum yayınladık.
Polisler evet. Avrupa yakasında, asker Anadolu yakasında. Evet, asker Anadolu'dan Avrupa'ya geçişi kapatıyor. Polis Avrupa'dan Anadolu'ya geçin. Ama tek öyle hattı kapatıyorlar. Şimdi asker tek hattı kapatıyor. Polis de diğer ucu kapatıyor ama yani dolayısıyla köprü gece 1.30'a kadar en başta hani bir süre akıyor. Ondan sonra gece 1.30'a kadar köprüde trafik akışı yok. 1.30'da yani artı eksi 5-10 dakika şey olabilir hani 1.30 derken. 1.30'da oradaki polislere 3-5 tane polis var zaten. Bakın her şeye hakimler. Gece 1.30'da o polislere emir veriliyor ve ondan sonra siviller içlerinde militanlar var. O militanlar aracılığıyla tahrik edilerek askerin üzerine salınıyor. Bu ne, buradan ne anlıyoruz? Aslında ve 500 metre mesafede de vali, birinci ordu komutanı, emniyet müdürü bunlar var. Buradan ne anlıyoruz? Gece 1.30'a kadar orası tamamen kontrol altında anlıyoruz. Şimdi sizin sorunuza geldiğim zaman yani 14 Mayıs'ta da her şey kontrol altında olacak zaten. Ama bu olayları kontrolden çıkaracak ve arkasından polisin, jandarmanın, gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahale etmesi ortamını oluşturacak bir tetikleyici hadiseye ihtiyaç var. İşte o tetikleyici hadise paramiliter güçler tarafından gerçekleştirilecek. 15 Temmuz'da ne yapmışlardı mesela? Adamlar av tüfekleri kullanıyorlar, saçma atıyor. Dolayısıyla bir atışta birçok insanı yaralıyorsunuz. Bakın. Ona suikast silahları kullanıyorlar ve bunları o suikast silahlarıyla askeri değil, sivilleri öldürüyorlar. Dolayısıyla 14 Mayıs gecesi işte o rakamlara göre değişecek biçimde toplumu yine böyle belli noktalara toplayıp tahrik edip sonra da paramiliter unsurlarla provoke etmek, insanları yaralamak söz konusu olunca ortaya çıkacak kaos, kargaşa, anarşi ortamında buna müdahale etsin diye kolluk güçlerinin, emniyet güçlerinin, silahlı güçlerin kullanılması söz konusu olabilir. Hani o ilk tetikleyicinin olup olmaması mesele, o tetikleyici harekete de yön verecek olan kişi işte Erdoğan ve Süleyman Soylu. Yani mevzu bu. Jandarma böyle bir durumda devreye girebilir. Mesela bu provokasyonu görüp de Erzurum'da mesela bu böyle oldu, dikkat edin. Yani insanlar hazırlıklı geldiler. Vali, emniyet müdürü o provokasyon gerçekleşsin, taşlamalar gerçekleşebilsin diye ne yapıyor? Kamu görevini terk bu. Pasif duruş sergiliyor. Sizin kamu görevli olarak yani valinin, emniyet müdürünün böyle bir olaya yol vermesi bir kere alenen kendilerinin suç işlediğini gösteriyor. Şimdi o bir deneme. Bunu Erzurum, 14 Mayıs akşamı deneyebilirler. Erzurum, Madımak'ın aynısı. Oradalar ama susuyorlar. Yani emniyet ama şöyle, Madımak'ta kaçacak yerleri yok. Açık havada değiller. İnsanlar orada katledildi. Erzurum'da ise teknoloji var, canlı yayın var. Emniyetin duruşu açısından aynısı. Evet, aynısı. Kesinlikle aynısı. Aynısı. Şimdi sadece özür dilerim. Sadece emniyet değil. Orada bir tane jandarma istihbaratçı vardı. Artık jandarmayların işçi olduğu için, işlerine bağlı olduğu için emniyet derken ikisini de kastediyorum esasında. Evet. Ama paramiliter güç dediğinde bizim aklımıza bir tek Sadat geliyor. En başta Sadat diyelim. Başka, çünkü onun yönettiği unsurları bilmiyoruz. Suriyelileri bilmiyoruz mesela. Hatırlar mısınız? Kasım Süleymani diye birisi vardı. Evet. Şu an o hatta birisi çıktı dedi ki, kim olduğunu hatırlamıyorum şu an. Kasım Süleymani işte 15 Temmuz'da yaptıkları gerçek kahramanlık, vatanseverlik dedi. Yani Kasım Süleymani nasıl bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve vatansevermiş ki, ne yapmış? Dolayısıyla hani orada bilmediğimiz şeyler var. Sadat mesela Mali'de Suriye'den taşıdığı milisleri kullandı darbe için ve bunu kamuoyunda paylaşmadılar. Normalde eğer hani Türk toplumunda biraz tepki gördü Sadat, o tepki gösterilmeseydi çıkıp diyeceklerdi ki Mali'deki darbeyi biz yaptık diyeceklerdi, ama bunu demediler. Bakın, bu reklamı yapmadılar. Yemen'de yine aynı şekilde bir takım faaliyetleri oldu. Yani Sadat'ın
hani sessiz ancak derinden yürüttükleri bir şeyler var. Ha, bu 14 Mayıs'ta dolayısıyla bu sessizliğin arkasında ne gibi şeyler planladıklarını bilmiyoruz. Ama hani jandarma, polis vesaire bunların hepsi işte o paramiliter unsurların hareketiyle ancak canlanabilecek. Evet. Şimdi Süleyman Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a baskın ziyaretinden sonra Erdoğan'ın da Sadat üzerinden bir takım açıklamaları oldu. Ve Sadat hem kendisi hem oğlu o açıklamalardan sonra bence Erdoğan'a ciddi bir küstü ve tavır koydu. Ve işlerini artık Türkiye dışında daha çok yurt dışında yapacaklarını açıkladılar. Ve o günden beri pek sesleri de çıkmıyor. Evet. Kılıçdaroğlu'nun en büyük başarılarından bir tanesidir bence Sadat'a aldığı o tavır. Yani TÜİK'e gitti bilmem ne falan onlar da çok önemli ama Sadat hepsinden önemliydi. O yüzden evet. Sadat'ın böyle bir şey yapabileceğine, Erdoğan'dan yana tavuk koyabileceğine, halkın Kılıçdaroğlu'nun kapıya kadar gitmesinden sonra bu kadar halkın bildiği bir şeyi cesaret alacağını sanmıyorum. İşte, çünkü bundan sonra koruyacak kimse yok, şirket mülket demezler, içeridesin yani. Şimdi Sadat kurumsal olarak ortada olan bir varlık. Evet. Bir de kurumsal olarak olmayan, şimdi mesela geçen bir tane şey gördüm, sahadan gelen bilgi diyeyim, tweette diyor ki, işte yakın arkadaşımla konuştum, bakıyorum, korucular, bakın, MİT'in elemanları, ülke ocaklarından bahsediyor, ocaklar, Hüdapar, Tahrir el-Şam örgütü bile illerde fink atıyormuş diyor. Şimdi bakın 15 Temmuz'da da yani sadece Sadat yoktu. Bir takım hani benim dinbaz katiller dediğim gruplar vardı. Şimdi evet şimdi Recep Tayyip Erdoğan çıktı dedi ki mesela sandık bizim namusumuzdur mu dedi. Bir şey dedi. Yani sandıktan çıkan her şey meşrudur dedi. Hani gazeteci ona soruyor diyor ki hani seçim sonuçlarını tanımayacağınızla ilgili bir takım endişeler var diyor. Önce şunu söylüyor cümlede. Bu ancak terör örgütlerine sorulabilecek bir soru diyor. Yani bilinç altındaki kirliliğe bakın yani. Sonra diyor ki sandıktan çıkan her şey meşrudur, her sonuç. Sandık demokrasinin namusudur diyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan bir 15 Temmuz benzetmesi, ilişkilendirmesi yapıp mevzuyu istiklal mücadelesi olarak gösterip arkasından toplumda böyle tepki gelince bir televizyon programında da çıkıp sandık namusumuzdur çıkan sonuca saygı göstereceğiz derken arka planda bu sefer Süleyman Soylu'nun hazırlıklarını görüyorsunuz. Bu işte sahadan dedim hani gelen bilgi bu hazırlıkları görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında toplumda bir kamplaşma var, bir şeylere hazırlık var, herkes tetikleyici bir şey bekliyor. Şimdi o tetikleyici olan şeyin ne olduğu önemli. Mesela diyelim ki seçim sonuçları akşama doğru böyle bakıyorsunuz bütün manipülasyonlara rağmen %5'lik bir Millet İttifakı lehine şey var, durum söz konusu. Şimdi orada belki bu tetikleyici olay harekete geçmeyecek. Ama baktınız ki başa baş gidiyor. Dolayısıyla yani kamuoyu bu tarz bu güvenlik kaygılarıyla meşgul edilirken arka planda dijital manipülasyonlar söz konusu olabilecek. Şimdi mesela Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki uluslararası hackerlarla anlaştılar dedi. Şimdi bunlarla anlaşıyorsanız, milyonlarca dolar para harcıyorsanız bir şeye hazırlık yapıyorsunuz demektir. Yani hani üst seviyede böyle yumuşak söylemlerle demokrasinin namusu gibi böyle hem hamasi hem yumuşak hem demokrasiye atıf yapan söylemler ama arka planda hackerlarla niye anlaşıyorsunuz? Yani o paramiliter unsurları niye örgütlüyorsunuz? Neyin hazırlığını yapıyorsunuz? Ağzınızdan neden savaşa gidiyormuş gibi söylemler çıkıyor? Toplumu niye hala böyle parçalamaya çalışıyorsunuz? Şimdi Erzurum manipülasyonunun yani provokasyonunun hedefi ne? Yani ortada bunlar yokmuş gibi de davranamayız. Yani dolayısıyla hani
Bu hani Sadat devreye girer mi girmez mi? Suriye'den getirilen milisler devreye girer mi girmez mi? O hani dini dinbaz katiller devreye girer mi girmez mi? Ülke ocakları devreye girer mi girmez mi? AKP'nin o gençlik kolları girerler mi girmezler mi? Şimdi bu potansiyeli ne yapacaksınız yani? Yani orası çok böyle girift bir yer. Ve burada mesela benim aklıma gelen yani şimdi Kılıçdaroğlu Millet İttifakı çok harika bir duruş sergiliyor. Bütün provokasyonlara rağmen hiç tahrik edici ağızlarından en ufak bir şey çıkmıyor. En ufak böyle tahrik edici bir tweet atılmıyor. En ufak tahrik edici bir cevap verilmiyor. Her şey muhteşem bir sine genişliği dediğim bir şey vardı ben meslekteyken kullandığım. Her şey muhteşem bir sine genişliği. Yani bir kale şeyi düşünün futbolda. Topu ne kadar şiddetli atarsanız atın, o fileye değdiğinde topun bütün enerjisi sönümleniyor. Şu anda toplumu ne kadar provoka etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, bütün o provokasyon enerjisi karşıda o Millet İttifakı'nın sergilediği o vakur duruşla sönümleniyor. 14 Mayıs akşamı da işte o tetikleyiciye malzeme vermemek için çok iyi bir duruş sergilemek lazım. Yani ne yapmak gerekir? Belki hani onu konuşabiliriz yani. Şimdi bu başa baş giderse olayı bana ilginç geliyor. Başa baş... Orada arada şunu bir şey söyleyebilir miyim? Hani başa baş giderse bir kere kamuoyuna verileri kimin yayınlayacağı, nereden alınacağı, bunların hepsi önemli. Yüksek Seçim Kurulu'nun müdahale edip etmeyeceği bilemiyorum. Bunlar önemli. Ama Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı yani diploması olmadığı için zaten gayrimeşru da bir de anayasaya aykırı olduğu halde ne yaptı? Dedi ki Recep Tayyip Erdoğan üçüncü defa şey yapabilir, aday olabilir. Şimdi ben şuna bakacağım. Bu üçüncü adaylık ilktir dedi. Dolayısıyla kazanacak Cumhurbaşkanı'na, şimdiki seçimi kazanacak Cumhurbaşkanı'na 13. Cumhurbaşkanı mı diyecekler, 1. Cumhurbaşkanı mı diyecekler? Ben ona bakacağım. Yüksek Seçim Kurulu... ikinci, özür dilerim. Yüksek Seçim Kurulu'nun buna ve nasıl bir sıfat vereceğine bakacağım. Kamuoyunun değil. Yani kamuoyu zaten 13. diyor, ayrı konu da. Bakalım 13 mi diyecekler, 2 mi diyecekler? Bir ona bakacağım. Kendileriyle ne kadar tutarlı olacakları açısından. Bir de şimdi normalde anayasada bir madde vardı. Şu an numarasını hatırlamıyorum ama 118 olabilir. 3 tane bakan seçim öncesi, genel seçimler öncesinde istifa etmek zorundaydı. 2017 yılında yeni rejime geçtiklerinde anayasadan o maddeyi çıkardılar. Ve hatta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bile o zaman çıktı dedi ki artık dedi bu üç tane bakanın dedi hangi bakanlar bunlar? Süleyman Soylu, İçişleri Adalet Ulaştırma ve Ulaştırma Bakanları. Yani Adalet Bakanı zaten Bekir Bozdağ, İçişleri de Süleyman Soylu. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı'nın özelliği de iletişim. Yani bütün o network'ün o verilerin yayınlanacağı network de neticede internet veri tabanı da o iletişim açısından ona bağlı. Yani çok önemli 3 bakanlık dediler ki anayasadan bunu çıkarıp bunların istifa etmesine gerek yok artık dediler. Yüksek Seçim Kurulu bunun üstüne ayrıca başka bir şey yaptı. Bakanların istifa etmesine gerek yok çünkü onlar kamu görevlisi statüsü taşımıyorlar dedi. Evet. Şimdi böyle bir Yüksek Seçim Kurulu'nun şimdi toplumdaki atmosferi tanımladık. Nasıl gerildiğini ve yani Erdoğan ittifakının davranışı, Millet İttifakı'nın vakur duruşu, Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasa tanımaz verdiği kararlar ve bütün o yani kurumsal kimliğini itibarsızlaştırması. Böyle bir atmosferde bu seçime giriyoruz. Sorduğunuz bütün soruların cevabını bu atmosferde, bu kontekste ele almak lazım. Siz aklınıza geldiyse şimdi soracağınız şey onu şey yapalım. Hayır, o başa baş giderse benim bir türlü aklım almıyor. Çünkü şu
şeyin Zafer Partisi'ni ya da Sinan Oğan'ın %4, %5 gibi bir oyu var. Memleket Partisi mi demek? Hayır hayır, Zafer. Zafer. Sinan Oğan. Şimdi öyle bir şey olması lazım ki Sinan Oğan'ın başa baş gitmesi için o %5'lik diyelim ya da dörtlük diyelim oyunun %2'sinin Millet İttifakı'ndan, %2'sinin Cumhur İttifakı'ndan gelmesi lazım. Böyle bir şey olanak dışı. Şimdi siz öyle deyince bir şey hatırladım da ben 2 hafta önce yaklaşık ikinci ağızdan bir bilgi almıştım. Recep Tayyip Erdoğan bir emir veriyor. Diyor ki şeyi yani rakamları ayarlarken hani arada çok ciddi fark olmamasına dikkat edin diyor. Bir saniye o bir notuma bir bakacağım tam oradan. Gelen şeyi bir söyleyeyim. Yanlış bir şey telaffuz etmeyeyim. Bir saniye bakıyorum. Bir, seçimi ilk turda %51-55 arası bir oyla kazanacak şekilde ayarlayın. 55 üzeri çok belli olur şimdilik. Ama nihai emrimi diyor, seçim öncesi söyleyeceğim diyor. Onu da bugün yaptığı konuşmada söylüyor esasında. Bugün takip etmedim, bilmiyorum. Bir dakika bulacağım. Evet. Ondan sonra şöyle bir şey var. Seçimin ilk turda bitmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Öyle mi demiş? Evet, İmrani. Bakın bu, bakın ya bana gelen bilgi 29 Nisan 2023. Bakın aynı şey. Sona sakladım sana. Yani resmen bana gelen kelimesi kelimesine şöyle diyor. Seçimi ilk turda %51-55 arası bir oyla kazanacak şekilde ayarlayın. Siz bugün ne dedi diyorsunuz? He? Bugün ne dedi diyorsunuz? Aynen şunu söylüyor işte. Ve son kararı söylerim diyor. Seçimin ilk turda bitmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Bakın aynı şey. Aynı şey. 29 Nisan 2023 bana bu bilginin geldiği evet. Gün. Ben de diyorum ki seçim ilk turda bitse de bitmese de. İki şey çok önemli benim için. Buradan da bitirmek istiyorum. Çünkü bayağı uzun oldu seçim dönemi için program. Her halükarda ikinci tura kalacak şekilde olsa bile %3'lük, dörtlük bir fark olacak Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu arasında. Ben hemen arada bir şey söyleyeyim burada. Bu gelen bilgide benim ikinci madde şuydu. Bir şekilde ikinci tura kalırsa diye acil eylem planına çalışın direktifi evet. Var. Şimdi yani. Birinci turda böyle bir üçlük, dörtlük ya da üçlük, beşlik bir fark olacak. İkinci tura kalırsa Erdoğan'ın hemen hemen hiç şansı yok gibi. Çünkü bütün eylemleri ve emirleri birinci turda yaptırdığı için ikinci tura bir artısı yok. İstanbul seçimleri gibi yani ikinci tura bir artın yok senin. Artı getireceğin bir oy yok. İşte orada provokasyon devreye girer. İşte orada ikinci tura kalırsa provokasyon devreye girer ama Muharrem İnce'nin çekilmesinden sonra ikinci tura. Benim Muharrem İnce'ye rağmen ikinci tur olmayacağına inanıyordum. Muharrem İnce çekildikten sonra şimdi hiç ikinci tura gerek yok diye düşünüyorum. Son söyleyeceğim de şu. Bence akşam 21-22 gibi ilk açıklama Devlet Bahçeli'den gelecek. Kaybettik hayırlı olsun diye Erdoğan'ı satış olayı. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Kimsenin konuşmadığı, benim bir ara 5-6 tane program yaptığım kim var? Orhan Uzuner var. Biliyor musun Orhan Uzuner'i? Yani medyadan takip ediyorum da konuyu bilmiyorum.
Orhan Uzuner, Bilal Erdoğan'ın kayınpederi. Erdoğan'ın dünürü. Bu 15 Temmuz sonrası işte baylokvari bir grup kurup orada arabalarınızda düdükleriniz, megafonlarınız, silahlarınız olsun diyen adam. Şimdi İstanbul'da böyle bir karışıklığa Orhan Uzuner ekibi girer mi, girmez mi? Benim bir tek olabilir. İşte acil eylem planı, acil eylem planı dediğimiz şey öyle bir şey olabilir. Yani artık işte senin ilk başta ya da program öncesi konuşurken söylediğin AKP'nin tabanı, yani bunlar taban gibi. Ben AKP gibi partilerin hiçbir zaman tabanı olmadığını hep iddia ettim. Seçmeni var, tabanı yok. Çünkü ideolojisi olmayan bir parti. ANAP'ın da yoktu. İşte ne bileyim ben, buna benzer partilerin hiçbir zaman tabanları olmadı. MHP'nin bir tabanı var. HDP'nin ya da daha önceki DAEP'in, DAEP'in bilmem nenin işte tabanı var. MHP'nin, CHP'nin tabanı var ama böyle darbelerle beraber kurulmuş, sivil darbelerle ya da askeri darbelerle kurulmuş partilerin tabanı yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Başkan, dolayısıyla çabuk çabuk dağılırlar. Başkanla beraber gelip başkanla gidecekler. Erdoğan böyle bir girişimde bulunursa bence hiç Yüce Divan'da meclis oylamasına kalmadan 3 günde tutuklanır diye düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan ne olursa olsun kaybeder. Kesinlikle. Ve birinci turda kaybedecek. Ve darmadağın olacaklar. Perişan olacaklar. Ve başsız böyle ne yapacaklarını bilemez halde olacaklar. Çünkü herkes onun ağzına bakacak. Böyle bir durum olacak. Bunun olmaması için tek yapabilecekleri şey vatandaşı sokağa dökmek. Evet. 15 Temmuz'da yaptı. Yani burada benim hani kara büyü diye adlandırdığım şey, yani bütün onu kazanmasını sağlayabilecek yegane kara büyü dediğim şey sokağa dökme komutu. Dolayısıyla şimdi Millet İttifakı son zamanlarda duruşuyla bunu zaten gösterdi. Yarın da yani 14 Mayıs günü de aynı duruşu sergiler. Sadece şu kadar basit, yani çok basit yapılacak şey. Sabah kalkacak, gidecek, oyunu kullanacak, hiç kimseyle hiçbir söz dalaşına girmeyecek. Ondan sonra geri evine gelecek. Hatta Cenat Aklı'nın geçen dün izlediğim bir şey vardı. Diyor ki balkona bile çıkmayın. Oturun evinizde çekirdek yiyin diyor. Bu kadar böyle basit bir duruşla bütün provokasyonları, olası bütün provokasyonları yok edebilirsiniz. Yani sokağa dökülmeyince bu kara büyü bozulacak ve otomatik olarak geriye bir tek dijital manipülasyon ihtimali kalıyor. Bunu da onun da bir sınırı var. Evet, onu da sandıklara sahip çıkarak aşmak da mümkün. Bir tek şu vatandaşlık görevini yapmak ve hiçbir dediğim gibi provokasyona alet olmaksızın hiç kimseyle Twitter'dan, medyadan veya sokakta sözlü hiçbir atışmaya, tartışmaya girmeksizin oyu kullanıp eve geldin mi her şey bitecek. Bu kadar basit yani mevzu. Hepsi başa çıkacak. Bütün o hazırlıkları, bütün o nefret, hani tahrik edici söylemler, hepsi boşa çıkacak. Hepsi. Evet. Evet, bir programın sonuna geldik. Teşekkürler Hüseyin Demirtaş. Bence şu anda teras katı balkonu arıyorlar Erdoğan'a konuşma yapması için. Artık yukarıdaki balkonlarda konuşma yapamayacak gibi geliyor. Şimdi siz öyle deyince aklıma Çavuşescu'nun son konuşması geldi balkondan. Balkondan değil mi? Evet. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.